Dostlar merhaba. Yeni doğanın duyularını konuşacağız. Ardından yeni doğanın reflekslerini konuşacağız. Sonra kısaca bebeklik ve ilk çocukluk döneminde bir videoda toparlayıp fiziksel gelişimi noktalayacağız dostlar. Yeni doğanın duyuları bizim için önemli. Şimdi yeni doğanın duyuları dediğimizde dostlar. Bir, dokunma duyusuyla başlayalım. Aslında dokunma duyusu zaten yeni doğanın ilk gelişen duyusudur. Anne karnında ortalama 8. haftadan itibaren dokunma duyusu yeni doğanın gelişmeye başlıyor dostlar. O zaman şöyle diyeyim. Dokunma duyusu. Yeni doğanın ilk gelişen duyusudur. Ortalama anne karnında 8. hafta dolaylarında gelişmeye başlar. Doğumdan sonra da bu gelişimin devam ettiğini unutmuyoruz ama doğumdan sonra da devam eder. Şimdi yeni doğanda zaten anlaşmanın en iyi yolu dokunmaktır dostlar. Bundan dolayı zaten annesine getirirler, hemen sarılmasını isterler. Yeni doğanla anlaşmanın en iyi yolu bizim için nedir derse bu dokunmadır. Anlaşmanın, iletişim kurmanın, en iyi yoludur. Yeni doğan genelde ritmik ritmik böyle hafif hafif vücudundaki dokunuşları sever dostlar. Aynı şekilde ısı ve acıyı da algılar. Böyle de bir toplumda yanlış da bir görüş var. Duyanlar olmuştur bebeklerin acıyı algılamadığı ile ilgili falan. Hayır, yeni doğan bir bebek acıyı da algılar, ısı değişimlerini de algılar. Aynı şekilde vücuduna dokunulduğunda vücudunun neresine dokunulduğunu algılar. Ve daha çok hafif hafif, hafif hafif yapılan dokunuşları sever. Bunları da not olarak yazalım dostlar. Yeni doğan dokunmaya karşı duyarlıdır. Vücudunun neresine dokunulduğunu anlar. Aynı şekilde ısı ve acıyı da algılar diyelim. Yine ne demiştik? Daha çok ritmik ve hafif dokunuşları sever. Ritmik ve hafif dokunuşları sever. O zaman yeni doğanın gelişen ilk duyusu derse dostlar. Anne karnındaki 8. haftadan itibaren gelişmeye başlayan dokunma duyusu aklımıza gelecek dostlar. Görüldüğü üzere dokunma duyusu doğum öncesinde gelişmeye başlıyor. Şimdi tat alma dediğimizde yine dostlar tat alma doğum öncesinde 13-15. haftalarda fetüs evresindeyken tat algılayıcıları gelişmeye başlamıştır. Hatta bir yetişkin düzeyindedir. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela inceleniyor tabii ki. Annelerin yediği, sevdiği veya sevmediği besinler inceleniyor dostlar. Çocuk doğumundan sonra anne çocuğa hamileyken yemediği şeyleri çocuk da dünyaya geldiğinde yememeye başlıyor. Onlara karşı olumlu tepki vermemeye başlıyor. Bunun sebebi nedir? Anne karnındayken tat alma duyuları gelişmiştir. Bundan dolayı annenin yediği şeylerden daha çok hoşlanıyor. Yemediği şeylerden de hoşlanmıyor dostlar. O zaman şöyle bir toparlayalım burayı. Yeni doğan fetüs evresinin e, 13-15. haftalarında tat algılayıcıları gelişmiştir. Annesinin yiyip yemediği besinleri de algılıyor ve doğumundan sonra yemiyor dedik. Bunu da toparlayıp bir cümle olarak yapalım. Annesinin gebelikte
yediği besinleri daha çok sevdiği yemediklerini de istemediği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde yeni doğanlar genellikle acı, tatlı, ekşi şeyleri tercih etmez. Tatlıya daha çok olumlu tepki veriyor. Gülümsemeyle karşılıyor ve tatlı yemek istiyor. Hatta bundan dolayı yeni doğanın mamaları da ilk başta tatlıdır dostlar. Sonrasında daha çok ekşi şeylere geçilir. O zaman ne diyelim? Acı, ekşi, tuzlu besinleri tercih etmezken yeni doğan tatlı besinleri daha çok tercih eder. Bundan dolayı ilk mamaları daha çok tatlı mamalardır. Tat alma duyusu da yeni doğanın anne karnında gelişmeye başlayan duyularından birisi dostlar. Şimdi işitme dediğimiz durum. İşitme yine ortalama fetüs evresinin 25. haftasından itibaren çocuk annenin sindirim sistemini, kalp atışını, dışarıdan gelen sesleri duymaya başlıyor. Ne zamanmış? Fetüs evresinin 25. haftasından itibaren. Bunun dışında 27. haftaya gelindiğinde de ortalama dışarıdan gelen seslere tepki vermeye başlıyor. Mesela daha çok gürültülü seslere hareketli tepkiler veriyor ama ince tonlu yine sakin sesleri de sevdiği gözlemlenmiştir dostlar. Şimdi anne karnından itibaren zaten çocuğun işitme duyusu başladığı için müzik eğitimi dersini işleyebilirsek nasip olursa vaktimiz yeterse inşallah orada müzik kuramlarından bahsedeceğiz. Mesela orada Kodaly kuramı var. Ne diyor? Anne karnından itibaren müzik dinletilmelidir diyor. Neden anne karnından itibaren müzik dinletilmelidir? Çünkü çocuğun işitme duyusu anne karnındayken zaten gelişmiştir. Anne karnındayken zaten duyuyor. O zaman sana şöyle bir vurguyla gelseler işitsel öğrenme anne karnında başlar. Ne dersin? Doğru dersin dostlar. Çünkü artık çocuk o dönemde işitiyor. Bundan dolayı müzikle tanıştırmak için bu dönemde dinletilmelidir gibi de görüşler yoğundur dostlar. O zaman şöyle diyelim. Fetüs evresinin 25. hafta dolaylarında annenin sindirim sesleri, kalp sesleri ve benzeri seslerini fetüs bebek duymaya başlar. Hatta ilerleyen dönemlerde 27. hafta dolaylarında da dışarıdan gelen seslere tepki verdiği gözlemlenmiştir. Yine yeni doğanın işitmesiyle ilgili ne diyebiliriz dostlar? Şimdi çocuk annenin seslerini duyuyor, doğru mu? Sindirimini duyuyor, kalp sesini duyuyor. Annenin vücudunun sesini çocuk tanıyor. Çocuğun doğumundan sonra yeni doğan döneminde mesela ağladığında çocuğu anne göğsüne yatırıp pışpışladığında çocuğun sakinleştiğini gözlemliyoruz. Niye oluyor bu durum? Çünkü çocuk annenin göğsüne yattığında kalp atışını duyuyor, içeriden gelen sesleri duyuyor. Yani bir tanıdıklık olayı oluşuyor. Çocukta oraya bir ait olma hissiyatı doğuyor ve bundan dolayı da sakinleşmesi kolaylaşıyor. O zaman şöyle diyelim. Yeni doğan ağlarken anne göğsünü aldığında tanıdık sesler duyduğu için kolay sakinleşir. Yine dostlar genellikle biz ne dedik? Yeni doğan ince tonlu sesleri
Tercih eder. Gürültülü seslere hareketli tepkiler verir. Gürültülü seslere irkilme ya da hareketle cevap verir. Yine yeni doğanın neyi gelişmemiştir? Tam manasıyla yeni doğanlarda mesela sesin geldiği yeri anlama yani lokalize etme becerisi gelişmemiştir dostlar. Bu ortalama ne zaman gerçekleşir? 6 ay dolaylarında gerçekleşir. Sesin geldiği yön, sesin geldiği yönü. Lokalize etme tam gelişmemiştir. 6 ay dolaylarında gelişmeye başlayacaktır. Yine mesela çok alçak, yumuşak, aşırı yumuşak tonlu sesleri yeni doğan bir yetişkin kadar algılayamaz dostlar. Buna da ne diyebiliriz? Sesin yüksekliğini yetişkin kadar algılayamaz. Seslerin yüksekliğini yetişkin kadar algılayamaz. Bunlar da işitme ile ilgili bilinmesi gereken durumlar dostlar. Görüldüğü üzere dokunma olsun, tat alma olsun, işitme olsun. Bu duyular nerede gelişmeye başlıyor dostlar? Bu duyuların hepsi anne karnında gelişmeye başlıyor. Şimdi koku alma dediğimiz durum biraz daha farklıdır. Tabii ki burun içeride oluşuyor ama koku alma dediğimiz olay doğumdan sonra gerçekleşiyor. Yeni doğan doğuyor. Bundan dolayı hemen annesinin yine kucağına verilir. Hem dokunması hem çocuğun annesinin kokusunu hafızasına kaydedebilmesi için önemlidir. İyi de çocuk neden annesinin kokusuna hafızasına kaydetsin? Çünkü dostlar az sonra bahsedeceğiz. Yeni doğanın görme duyusu ilk 1-2 ay hiç iyi değildir hatta. Yani, hakikaten iyi değildir. Görme siyah beyazdır. Tam anlamıyla yüzleri seçemez. Uzağa göremez. Bundan dolayı yeni doğan annesini aslında daha çok kokusuyla ve işittiği sesiyle tanıyor. Annesinin göğsüne yattığında o tanıdık sesleri duyuyor. Evet bu benim annemdi diyor. Veya annesinin o kokusu hemen artık bir hafta içerisinde falan diğer kokulardan ayırt etmeye başlar. Tam anlamıyla göremediği için yabancıları da kokusundan ayırt ederek seçer ve kucağına alındığında ağlar, kimin de ağlamaz. Yeni doğanın sistemi de bu şekilde gelişiyor dostlar. O zaman ne diyebiliriz? Doğumdan 1-2 saat içinde koku alma başlar. Doğumdan sonra. Bir iki saat içinde. Koku alma başlar. Ortalama bir hafta sonra falan artık anne ve babasını. Bir hafta içinde diyelim. Bir hafta içinde. Kokusundan ayırt etmeye başlar dostlar. Koku ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlardır. Yine yeni doğanın kokusu evet doğumdan sonra başlar. Ancak yeni doğanın o koku alma duyusu gerçekten gelişmiş düzeydedir. Doğum öncesinde başlamaz. Doğduktan 1-2 saat içerisinde başlar. Ama yeni doğanın koku alması gelişmiştir. Yeni doğanın koku duyusu doğumundan itibaren gelişmiş yapıdadır. Diyeceğiz dostlar. Şimdi görme dediğimizde aslında göz yapı itibariyle nerede oluşuyordu dostlar? Fetüs evresinde oluşmaya başlıyordu. Lakin şimdi içeride göz kapaklarını açıp kapatma bile 26-27. Hafta dolaylarından sonra çocuk içeride göz kapağını açıp kapatıyor. Bundan dolayı çok da vakit kalmadığı için göz içeride görme yetisini tam manasıyla kazanamıyor. Doğumundan sonra da hatta ortalama 2 ay kadar göz rengi mesela siyah böyle grimsi
Gri mavimsi bir renkte olur çocukların. Sonradan mesela herkeste de şöyle bir muhabbet vardı. Ya benim gözlerim maviydi, sonradan kahverengi oldu, sonradan siyah oldu falan. Aslında o mevzu öyle değildir. Genelinde bebeklerin grimsi mavimsi bir ton hakimdir. Sonradan kendi rengine dönecektir. Çocuğun görüşü de ilk 2 ay kadar siyah beyazdır. Mesela bundan dolayı renkler algılaması 2-4 aydan sonra başlar. Çünkü çocuk siyah beyaz görüyor. Yine uzağa görmede etkili değildir. Görsel keskinlik yoktur. Tam manasıyla ayrıntıları sezemezler. 40 santime kadar iyi görürler. 40 santimden sonra göremezler. Birilerinin yüzüyle karşılaştığında gözlerini böyle fal taşı gibi açıp bakarlar gibi durumlar ortaya çıkar. Gitgide iyiye gitse de tam manasıyla mesela okul öncesi dönemde de görme yetisi değildir. Ne zaman tam manasıyla yetişkin gibi çocuklar görmeye başlayacaktır? 7-8 yaşlarında. Şimdi okul öncesi dönemde de bu yaş aralığına girmiyor. 5-6 yaş grubuyla çalışıyorsun. Çocuklar bir şey izletmek istiyorsun, en öne geliyor. Televizyon izlemek istiyor, televizyonun dibine girerek izliyor. Telefonla oynuyor, telefonu gözüne kadar götürüyor. Bunların sebebi ne? Çocuk tam manasıyla aslında görememesinden kaynaklanıyor. Bunlar dostlar. O zaman şöyle diyelim. Yeni doğan doğduğunda görme duyusu çok gelişmemiştir. Santime kadar ortalama iyi görürken uzayı göremezler. Ortalama 2 ay kadar, yine ortalama 2 ay kadar yeni doğan etrafı siyah beyaz görecektir. Bundan dolayı yine renkleri ayırt etmesi ...2-4 ayı bulur. Yine ne dedik? 2 aya kadar. Göz renkleri doğumlarında, göz renkleri gri mavimsidir. Hatta şöyle de bir durum var. Göz kasları da tam manasıyla gelişmediği için mesela ilk 3 ayı 3 ay kadar sürebilecek olan şaşılık durumu da gözlenebilir. Hatta bunu şöyle süsler. Gözler eşgüdümsel olarak çalışmayabilir. Bunu da nasıl diyelim? Yeni doğanın göz kasları tam gelişmediği için gözlerini eş güdümlü kullanamaz. Yani gözlerde kayma olabilir. Bu kayma 3 ay kadar sürer. 3 ay sürer. Normaldir. Eğer 3 aya geçti, 6 aydır gözlerde bir kayma varsa koşarak göz doktoruna gitmek durumundayız. O zaman sıkıntılı bir durumun habercisi olabilir dostlar. Şöyle bir maddeleyelim. Yine mesela ne dedik? Görme duyusu tam manasıyla ortalama 7-8 yaşına kadar gelişir. Bundan dolayı çocuklar televizyon izlerken sürekli olarak yakınındadır. Yeni doğanın farklı bir desen olsun veya yüz olsun görünce algılamak için gözlerini açar. Yine ne dedik dostlar? Görme ile ilgili görsel keskinlik dediğimiz bir olay var. Yakındaki veya uzaktaki nesneleri tüm ayrıntılarıyla görme. Bu da mesela yeni doğan dönemlerde gelişmiş değildir. Görsel keskinlik ayrıntıyla görme, bunu siz yazarsınız. Keskinlik gelişmiş değildir, gelişmemiştir. Yine çocuklarda derinlik algısı dediğimiz olay, derinlik algısı ortalama 6 ay dolaylarında gerçekleşir.
Derinlik algısı nedir? Derinlik algısı için çok güzel bir deney yapılmış ve bir de çıkmış sorusu vardı derinlik algısının. Dostlar görsel uçurum deneyi yapıyorlar. Şimdi bu kağıdı bir cam olarak düşün. Camın altında da uçurum resmi olduğunu düşün. Yani bakıyorsun şöyle bir cam bir köprüde olduğunu düşün. Bazen böyle dağlarda tepelerde manzara olması açısından yapılmıştır. Şöyle bir çıkıntı cam vardır. Cama çıkarsın aşağısı uçurumdur. Çocukları buradan geçiriyorlar dostlar. 6 aya kadar çocuklar hiçbir sıkıntı duymadan buradan geçiyor. Yani derinliği algılayamıyor. Ama ne zaman çocuk 6 aya geldi? 6 aydan sonra artık geliyor başında koyuyor bir anda donup kalıyor. İlerleyemiyor. Ne ileriye ne geriye gidebiliyor. Niye? Derinliği algılamaya başlıyor. Çocuk bu sefer işte o düşebilirim hissiyatını alması 6 ay kadar sürüyor dostlar. Yine görme tam manasıyla yetişkin düzeyine görme tam manasıyla. Yetişkin düzeyine 7-8 yaşlarda gelir. O zaman en son gelişen duyudur diyebiliriz. En son gelişen duyudur. Dostlar bunlar da görme ile ilgili bilmemiz gereken hususlardı. Bunlar anne karnında gelişiyordu. Kokuyla görmede nerede gelişmeye başladı dostlar? Bunlar da doğumdan sonra gerçekleşti, gelişti diyebiliriz dostlar. Şöyle bakayım nasıl gözüküyor. Duyuları bitirdik dostlar. Şimdi neyi konuşacağız? Refleksleri konuşacağız. Şöyle alayım. Önce bir refleksleri genel şablonda tanıyalım. Sonra da yazalım dostlar. Şimdi refleks dediğimiz kavram aslında nedir? Bizim için önemli bir konudur. Yeni doğan doğduğunda bedeninin belli bölgelerini hareket ettirebilecek yetenek de var. İşte biz bu yeteneğe dostlar ne diyoruz? Refleks adını veriyoruz. Yeni doğanda tam manasıyla beyin gelişmemiş olduğu için kendi hareketlerini refleksif olarak yapacaktır. Olay tamamen budur. O zaman şöyle diyelim. Refleksler yeni doğanın vücudunun belli bölümlerini hareket ettirme yeteneğidir. Şimdi bu refleksler ilk ne zaman gözlemleniyor? Burası da önemlidir. Refleks dediğimiz olay yine anne karnında fetüsün 18. haftasından itibaren gözlenmeye başlar. Dikkat dikkat, doğumla beraber değil. Refleksler ne zaman gözlemlenmeye başlıyormuş dostlar? Anne karnında fetüste 18. haftadan itibaren gözlemlenmeye başlar. Yeni doğan doğar. Yeni doğan dönemi ilk 1 ayı kapsar. Ortalama 2 ay bittiğinde beyin gelişmeye başlar artık. Yani refleksleri yenmeye başlar. Ve 4 ay dolaylarında beyin korteksleri tam manasıyla gelişir. Ve reflekslerin bir kısmı, birçoğu, çoğunluğu ortadan kalkar. Yerine amaçlı davranışlar gelir. Refleksler amaçlı davranışlara dönüşüyor. 1. Refleksler ortalama 4 aydan sonra çoğunluğu ortadan kalkıyor. Ama hiçbir şekilde sana reflekslerin tamamı ortadan kalkar. Hepsi kalkar, bilmem neyi kalkar. Kabul edemeyiz dostlar. Niye demeyiz? Çünkü refleksler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Ve yaşam boyu bizimle devam eden refleksler vardır. Mesela yeni doğan gözünü kırpar. Bugün sen, ben de gözümüzü kırparız. Nefes alırız, öksürürüz, esneriz, yutkunuruz. Bunların hepsi var olma refleksleridir. Ve seninle beraber hayat boyu devam eder. O zaman korteksler geliştikten sonra reflekslerin bir kısmı ortadan kalkar diyoruz. Hangileri kalkıyor? İlkel refleksler dediğimiz refleksler ortadan kalkıyor. O zaman şöyle bir yazalım. Refleksler, ilkel refleksler. İlkel refleksler fetüsün 18. haftasından itibaren anne karnında gözlemlenir. Doğumdan sonra 2 aydan itibaren korteksler güçlenmeye başlar.
Dördüncü aydan sonra da reflekslerin çoğu, bir kısmı artık kaybolur. Şimdi refleks deyip geçmiyoruz dostlar. Refleksler merkezi sinir sistemi hakkında da bize önemli bilgiler veriyor. Şimdi bu reflekslerin hiç olmaması, erken ya da geç kaybolması, zamanından fazla uzun sürmesi, vücutta simetrik bulunmaması, yeni doğan döneminde hiç refleks görülmemesi gibi durumlar merkezi sinir sistemi sorunlarına işaret eder. Onları da hemen not olarak yazalım dostlar. Önemlidir. Şöyle diyelim. Reflekslerin erken ya da geç kaybolması. Beklenenden az ya da çok görülmesi. Mesela yine aynı şekilde yeni doğan döneminde görülmemesi. Yine ne diyebiliriz burada? Vücudun iki tarafında simetrik görülmemesi. Bu gibi durumlar merkezi sinir sistemindeki sorunlara işaret eder. Diyerek refleksler hakkında genel bilgileri vermiş olduk dostlar. Refleksler ikiye ayrılıyor dedik. Bir, bizimle beraber yaşam boyu hayatımızı devam ettirmemiz için giden reflekslerdir. Bunları herkes biliyor. Bunları açıklamaya pek de gerek duymuyorum. Nefes alma, öksürme, esneme, göz kırpma, yutma ve patella refleksi. Bunu açıklayacağım. Bir de ilkel refleksler var. İlkel refleksler de kendi içerisinde primitif ve postural olarak ayrılıyor. Primitif birincil reflekslerdir. Postural refleksler de aslında bizim vücudumuzla alakalı, duruşumuzla alakalı olan refleksler olacak dostlar. Şimdi şu kısmı herkes biliyor. Şurada sadece patellayı açıklayacağım. Sonrasında da arka sayfada primitif ve postural refleksleri açıklayıp bitireceğiz. Patella dediğimiz refleks şuradan aklımıza gelecek. Hani böyle filmlerde olur ya. Doktora gider, doktor elinde ufak bir çekiçle alır, senin diz kapağına vurur ve diz kapağını şöyle attırırsın. Pat diye diz kapağına vurur. Pat diye diz kapağını vurur. Sonrasında da ne olur? O diz kapağını tendonun atar. Buna biz patella refleksi diyoruz. Patella refleksi kaybolmaz. Ömür boyu bizimle beraber gelir. Diz kapağına. Sert bir cisimle vurularak, sert bir cisimle pat diye vurularak, patelladan aklımıza gelecek cisimle vurularak tendonun atmasını sağlamaktır. Atması refleksidir. Geliyor, diz kapağına vuruyor, diz kapağı kalkıyor. Geliyor, diz kapağına vuruyor, diz kapağı kalkıyor. Bu reflekse biz ne diyoruz? Pat diye vurdum kalktı. Pat diye vurdum kalktı. Patella refleksi diyoruz dostlar. Şimdi şöyle ben alayım bu kağıdı. Primitif refleksler diyelim ve devam edelim. İlkel refleksleri ikiye ayırıyoruz. Tabloyu zaten atacağım. PDF olarak yine oradan da durdurup yazabilirsiniz. Hatta şu an biz yazıyoruz, onu da indirmedik diyorsanız şöyle bir saniye durayım. Burada durdurun. Yazın burayı, sonra devam edelim. Geldim buraya şimdi. Primitif, birincil refleksler. Birincil refleksler benim için nedir dostlar? Bir, emme refleksi. Emme refleksi nedir dostlar? Basittir. Bebeğin, yeni doğanın dudağına veya dudak çevresine dokunduğumuzda dokunduğumuz nesneyi ağzına alarak emmeye çalışmasına ne diyoruz? Emme refleksi diyoruz. Yeni doğanın dudak çevresine dokunulduğunda dokunulan nesneyi
ağzına alıp emmesidir. Şimdi burada arama dediğimiz, rooting dediğimiz, kökün arama da olarak bilinen bir refleks daha var. Bu ikisi birbirine çok benzer. Buraya ayırt edersek her şey kapanacak. Neydi bu refleksin adı? Arama, kökün arama olarak da çıkar. Rooting olarak da karşımıza gelir dostlar. Buradaki konu şudur. Bu refleks aslında yeni doğanın içgüdüsü olarak memeyi arama refleksidir. Burada ne yapar biliyor musunuz dostlar? Buradaki vurgu şudur. Yeni doğanın yanağına dokunulduğunda yeni doğan o tarafa döner. Yani o dokunan nesneyi arar. Sonrasında emmeye başlar. Bak burada biz zaten getirip ağzına bırakıyorsun. Ağzına gelen şeyi emmeye çalışıyorsa emme. Bu emmenin ötesinde dönüp o arama refleksini veriyor. Sonrasında emmeye başlıyorsa bu arama rooting refleksidir. Burada da sorularda vurgularda nasıl gelecektir? Yeni doğanın yanağına dokunulduğunda yeni doğanın dokunulan tarafa dönüp ağzını almaya çalışmasına arama rooting refleksi denir. Yeni doğanın yanağına dokunulduğunda yeni doğanın yanağına dokunulduğunda o yöne dönüp dokunulan nesneyi ağzına almasıdır. Ayrım neymiş dostlar? Burada yanağına dokunacak ve dönüp arama vurgusunu göreceğiz. Bu ikisi arasındaki farktır. Ne var şimdi? Moro refleksi var. Sıradan gidelim güzel olsun. Moro refleksi. Moro refleksi sırt üstü yatan çocuğa ani bir ses ya da hafifçe kaldırıp yere bıraktık bir irkilme sağladığımızda çocuğun kollarını şöyle açıp tekrar kapatması olayı. Kollarını açıyor, tekrar kapatıyor. Kollarını açıyor, tekrar kapatıyor. Buna biz moro diyoruz. Hangi şartta yapıyor bunu? Yüksek bir ses duyduğunda. Soruda böyle gelecek. Yüksek bir ses ya da irkilme davranışı sonrasında çocuk kollarını açıp sonrasında tekrar kapatmıştır. Bu olaya biz ne diyoruz? Moro refleksi diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Yüksek ses. Anahtar kelimeleri budur. Yüksek ses. Ve irkilme. Yani ani bir harekete. Ha tabii çocuğu inciltecek gibi değil. Yatıyor çocuk. Hafifçe yükseltip bıraktın. Ani bir harekete maruz kalın. Bebeğin kollarını yana açıp sonra tekrar kapatmasıdır. Yine klasik bir bilgi var. Sorularda karşınıza gelebilir. Moro refleksinin gözlenmediği durumlarda öğrenme güçlüğünün habercisi olabilir. Bu refleks gözlenmezse öğrenme güçlüğünün belirtisi olabilir. Moro refleksi budur dostlar. Yüksek ses ve ani bir hareket sonucu irkilen çocuğun kollarını açması, sonra da kendine doğru tekrar kapatmasına biz ne diyoruz? Moro refleksi diyoruz. 4. Tonik boyun refleksi var. Tonik boyun refleksi var. Tonik boyun refleksi nedir dostlar? Tonik boyun refleksi yine yüzüstü yatan bir çocuğun. Bak çocuk yüzüstü yatıyor. Yüzüstü diyorum pardon. Çocuk sırt üstü yatıyor. Yani şöyle kameraya dönük. Şurası yüz olduğunu düşün. Ben kafasını tutuyorum. Sağa doğru çeviriyorum. Kafasını sağa çevirdiğimde çocuk sağ el ayağını açıyor. Sağ el ayağını bu şekilde açıyor. Kapalı dururken açıyor. Solda kalan kafasının dönük olmadığı taraftakileri de büküyor. Buna biz ne diyoruz? Tonik boyun refleksi diyoruz. Dikkat et. Bak bu az sonra neyle karışacak? Boyun ve bedeni çevirmeyle karışacak. Burada boyun ve bedeni çevirme yok. Hemen bir yazayım sonra da bir çizeyim. Tonik boyun refleksi nedir? Sırt üstü yatan çocuğun başı hangi yöne çevrilirse
çevrildiği yöndeki kol ve bacağını uzatır. Diğer kol ve bacağını büker. Yani nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şöyle bir yeni doğanımız var. Yeni doğanın kafasını ben sağa doğru çevirdim. Yeni doğanın kafasını sağa çevirdiğim için şu kolunu açtı. Şuradan geldi şu bacağını açtı. Sonrasında şuradaki kolunu ve buradaki bacağını da büktü. Yani döndüğü taraftaki kolunu ve bacağını açıyor. Bak burada bedenini döndürme yok. Kafayı çeviriyorum. Sağ tarafa kafayı çevirdim. Sağ el ve ayağını açtı. Diğerlerini içe doğru kapattı. Bu ikisini kapattı. Solda kalanları, sağda kalanları ne yapmış oldu? Açtı. Bu bebeğin sol oldu. Bebeğin sağ benim solum oldu. Pardon karışmasın. Yani demek istediğim şu. Bedenen aynı şeyi verir. Kafayı çevrildiği yöne çocuk bedenen döner derse, yani bu tarafa çevirdikten sonra çocuk bu şu şekilde yatsaydı. Ben çocuğu aldım. Kendi solum. Çocuğun sağ tarafına doğru çevirdiğimde çocuk geride kalan vücudunu da o tarafa doğru çevirseydi bu boyun ve bedeni çevirme olurdu. Burada çevirmeyecek. Sadece çevrildiği yöndeki kol ve bacağını açacak. Diğer kol ve bacağını da içine doğru çekecek. Buna ben tonik boyun refleksi diyorum. Aynı şekilde tonik boyun refleksi el göz koordinasyonuna bakmak için kullanılır. El göz koordinasyonunun habercisidir. Diyoruz dostlar. Ne var? Tonik boyun dedik. Kavrama Palmer refleksi var. Kavrama, yani diğer bir deyişle Palmer refleksi. Bakayım güzel gözüküyor mu? Şimdi kavrama Palmer dediğim refleks nedir dostlar? Palmer dediğimiz refleks şudur. Yeni doğanın avucuna bir şey koyulduğunda bunu kavramasıdır. Parmağını koyarsın, kavrar. Kitabı koyarsın, kavrar. Elini koyarsın, kavrar. Kalemi koy, kavrar. Yani eline koyduğumuz şeyi şöyle tutması, o yeni doğanın parmağını tutması senin, bu kavrama refleksidir. Yeni doğanın avucuna dokunulduğunda ya da bir nesne verildiğinde avucunu kapatmasıdır. Buna biz ne diyoruz? Kavrama rooting refleksi, pardon, kavrama palmel refleksi diyoruz. Rooting aramaydı. Şimdi neyi kalmış, ne yazmışız? Babinski yazacağız. Ben de bir yandan güzel gözüksün sırası diye size az önce hazırladım. Tabloya bakarak yazıyorum dostlar sırayı. Babinski dediğimiz durum nedir? Babinski refleksi şudur. Babinski çocuğun ayağı, şu an bunu ayak gibi düşünün. Çocuğun ayak tabanı uyarılıyor, sert bir cisimle uyarılıyor ve ayak parmaklarını yelpaze gibi açıyor. Ben sert bir cisimle uyarıyorum. Bu uyardıktan sonra ayak parmaklarını yelpaze gibi açmasına ne denir? Babinski refleksi denir dostlar. Vaktinden sonra kaybolmaması patolojik sorunlara işaret eder. Önemlidir. Şöyle yapıyoruz ve ayak parmaklarını yelpaze gibi açıyor. O zaman şöyle diyelim. Çocuğun, yeni doğanın ayak tabanı sert bir cisim ya da elle cisimle uyarıldığında, anahtar kelimesi geliyor, parmaklarını yelpaze gibi açar. Bu bizim için neymiş? Babinski refleksiymiş. Bu diğerleri mesela ortalama 4 ay civarlarında kaybolurken Babinski 12 aya kadar gözlemlenebiliyor dostlar. Daha sonrasında daha da uzun sürmesi de patolojik sorunlara sebebiyet verir. Yetişkinlerde gözlemlenmemesi gerekir. Çünkü 12 ayda bitiyor. Bu gibi durumlara da dikkat edelim. Ne var? Bir de plantar refleksi var.
plantar refleksine dostlar. Ayak tabanı uyarıldığında parmaklarla yakalama hareketinin yapılmasıdır. Burada şu yakın bölgeyi daha çok uyarırsın. Bu önemli bir detay değil ama yine ayak tabanı uyarıldığında parmakların kapanıyor gibi. Yani ayaklarla aslında ayak parmaklarıyla kavrama refleksini yapmasına da plantar deniyor. Palmer de eliyle kavruyor. Plantarda da ayak tabanı parmaklara yakın bölge uyarıldığında ayak parmaklarını kapatmasına biz ne diyoruz? Plantar refleksi diyoruz dostlar. Yeni doğanın. Ayak parmaklarına yakın bir bölge uyarıldığında ayak parmaklarını kapatması ya da bükmesidir. Buna ne deniyormuş? Plantar refleksi diyoruz dostlar. Primitif refleksler, birinci refleksler bitti. Şöyle yapayım. Hemen ikinci reflekslerden de bahsedelim. Yani postural duruşla alakalı refleksler. B postural yani duruş refleksleri. Buraya dikkat edelim. Burada ne var? Bir adımlama, emekleme bunları yazmışız. Bir adımlama refleksi. Şimdi çocuklar 12 aylıkken yürüyor dostlar. Bu konuda herkes hemfikir. Ama yeni doğan bir bebeği de kollarının altından desteklediğinde, ayaklarını hafif yere yaklaştırdığında biz zaten yürütülmeye çalışmasını önermeyiz. 6 aya kadar destekli oturacak. Niye? Omuriline zarar gelebilir. Bundan dolayı dikkat et. Oturma pozisyonuna gelmeden önce zaten kesinlikle çocuğu ayakta bir tutmuyoruz yani. Ama burada kolların altından çocuğu tuttun. Yere hafifçe yaklaştın. Yerle ufak bir temas sonucunda çocuk adımlamaya başlıyor. Yani yürümüyor kendisi ama ayaklar şu hareketi yapıyor. Biz buna ne diyoruz? Adımlama refleksi diyoruz. Daha yürüyecek olgunluğa zaten erişmemiş vaziyettedir. O zaman şöyle diyelim. Yeni doğanın koltuk altlarından desteklenip yürüme pozisyonuna getirildiğinde ayakları ile ileri geri yapmasıdır. Yine aynı şekilde emekleme refleksi de buna benzer. Emekleme refleksinde ne var dostlar? Burada da çocuk yüzüstü yatarken arka ayaklarıyla aslında emekleme hareketini yapıyormuş gibi yapıyor. Yani o bacakların o hareketi yapması. Bir hareket değişimi yok. Burada adımlamada bir yürüme yok. Sadece ayakların yaptığı hareketten bahsediyoruz. Burada da yüzüstü yatan bir bebek arka ayaklarını ileri geri hareket ettirmesine emekleme refleksi deniyor. Yüzüstü yatan bebeğin ayaklarını emekler gibi hareket ettirmesidir. Yine ne diyebiliriz? Ne yazmışız? Yüzme refleksi var. Bu da aynı şekilde yeni doğanı şöyle yüzüstü suya doğru getirdiğin pozisyonda yeni doğanın kollarıyla ileri geri hareketler yapmasını da biz ne diyoruz? Yüzme refleksi diyoruz. Yeni doğanı suya getirildiğinde kolları ile ileri geri yüzme hareketi yapmasıdır. Ne var? 4 numaraya çekme refleksinden yazmışız. Çekme. Çekme refleksi şudur dostlar. Yeni doğan oturur pozisyonda yani dik olmadığı herhangi bir pozisyonda yatar veya otururken
Sen yeni doğanın ellerini tuttuğunda şu hareketi yaparsın. Doğru mu? Bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Dimdik kolların. Kalkmak için ne yapıyorsun? Şu kollarını şu pozisyona getiriyorsun. Tuttun şu şekilde, şu pozisyona getirdin. Karşındaki birinin elini tuttuğunu düşün. Yatar pozisyondasın. Kalkarken ne yapıyorsun? Şu pozisyona geliyor kolların. İşte yeni doğan ellerinden tutulduğunda kendisini dik pozisyona getirmek için kollarını germesine biz çekme refleksi diyoruz. Yeni doğan yatar veya oturur pozisyondayken yatar veya oturur pozisyondayken kendini dik konuma getirmek için kollarını germesidir. Buna da biz çekme refleksi diyoruz. Duruşla alakalı bir reflekstir dostlar. 5 dedik, 5'e ne yazmışız? Boyun ve bedeni çevirme refleksi. Bunlar ikisi tonik boyunla karışır. Tonik boyunda ne dedik? Kafayı çevrilen yöndeki kol ve bacağın dik bir şekilde açılması, diğer kol ve bacağın içeriye bükülmesi dedik. Burada da kafa bir yöne çevrildiğinde kalan vücut organlarının da o yöne çevrilmesidir. Kafayı sağ tarafa çevirdim. Bebek kolunu bacağını da alıyor, sağ tarafa doğru dönüyor. Buna biz ne diyoruz? Boyun ve bedeni çevirme diyoruz. Tonik boyunda dönme yoktur. Kolunu ve bacağını açma vardır. Burada o zaman şöyle diyelim. Yeni doğanın başı hangi yöne çevrilirse kalan vücut organlarını o yöne çevirmesidir. Tonik boyunla bunu karıştırmıyoruz dostlar. Yine ne var? Paraşüt refleksi var. 6. Paraşüt refleksi şudur. Şu bebeğimiz yeni doğanı ben aldım dostlar. Şöyle göğüs kafesinden şu şekilde tuttum. E ne oldu? Ayakları ve bacakları boşta kaldı. Bu durumda ayaklarını ve bacaklarını yana doğru açıp böyle işte hakikaten paraşütle atlıyormuş pozisyonu veriyor. Yani ani bir düşme durumu hissettiğinde yeni doğanın kollarını ve bacaklarını açmasına biz ne diyoruz? Paraşüt refleksi diyoruz. Yeni doğanın ani bir düşme durumu hissettiğinde kol ve bacaklarını misali açmasına denir. Göğüs kafesinde şöyle tutuyorsun çocuğu. Bu çocuk da kol ve bacaklarını açıyor. Düşermiş gibi hissettiği için. Buna da biz ne diyoruz dostlar? Paraşüt refleksi diyoruz. Proprink var. 7. Proprink refleksi oturur durumdaki çocuğun dengesi bozuldu. Sağ sol veya öne yattığında dengesini sağlayabilmek için bacaklarını açarak gerginleştirmesine biz ne diyoruz? Proprink refleksi diyoruz. O zaman oturur durumdaki çocuk dengesini kaybettiğinde oturur durumdaki çocuk dengesini kaybettiğinde bacaklarını gererek dengesini sağlamaya çalışması. Yine ne yazmışız? Labrating, Hind Writing. Onun da devamı vardı. İsmi biraz karışık. Umarım doğru telaffuz ederim. Şöyle yanlış yazmayalım. Lab. Hind Writing diye de böyle de bir devam vardı. Bu nedir dostlar? Bu şudur. Çocuk yine öne, arkaya, sağa, sola. Herhangi bir pozisyonda eğildiği esnada vücudundan önce
başını kaldırmasıdır. Şimdi çocuğun şöyle yüzüstü yattığını düşün. Şurası başı, başını kaldırıyor. Önce başını kaldırmaya çalışıyor. Buna biz labretine writing refleksi diyoruz. Yani baş gövde dengesinin, baş boyun kontrolünü çocuğun sağlamaya çalışmasına biz ne diyoruz? Refleks diyoruz. Gelişim baştan ayağa ilkesinin de aslında somut örneklerinden biridir. Çocuğun, yeni doğanın baş boyun kontrolünü sağlamaya çalışmasıdır. Yine aynı şekilde son olarak değilmiş. Landau var, ekstremite var. Landau refleksi nedir dostlar? Landau refleksi bu şudur. Şimdi çocuğun yine yüz üstü yattığını düşün. Yüz üstü yatan çocuğun sırt kaslarını gerginleştirmesi. Şöyle bir pozisyon aldığını düşün. Veya yine sen aynı şekilde çocuğu tuttun. Çocuk şu şekilde kendini geriyor. Sırtını geriyor. Sırtını kambur pozisyona getiriyor. Arkadan ayaklarını ve neyi kaldırıyor aslında? Kafasını kaldırıyor. Şu pozisyona geliyor çocuk yatarken. Buna biz ne diyoruz? Landau diyoruz. Landau refleksi sırt kaslarını gerginleştirip kambur pozisyon almasıdır. Sırt kasını gerginleştirme ve kambur anahtar kelimeleridir. Yeni doğanın sırt kaslarını gerginleştirmesi ve sırtına kambur pozisyon almasıdır. Buna da Landau refleksi diyoruz dostlar. Son olarak 10 ekstremite yerleştirme refleksi. Yani yerleştirme. Nedir ekstremite yerleştirme refleksi? Mesela dostlar şu kağıdın olduğu yeri bir masa olarak düşün. Yeni doğan çocuğu getirdin. Ayakları masanın altındayken diz kapağına doğru masayı çarptırdın. Şimdi şu yeni doğan bebek, şurası bizim diz kapağımız olsun. Ben geldim masaya şöyle diz kapağını dokundurdum. Yeni doğan ne yapıyor? Diz kapağı dokunduğu andan itibaren hemen oraya o nesne neyse kendini ayaklarını kendine doğru çekiyor ve ayaklarının üstüne koymaya çalışıyor. Yani ayağını yerleştirme refleksine biz ne diyoruz? Ekstremite yerleştirme refleksi diyoruz. Masa gibi. Benzeri bir nesneye yeni doğan değdirildiğinde ayağını yükseltip nesnenin üzerine koymasıdır. Buna biz ne diyoruz dostlar? Ekstremite refleksi diyoruz. Refleksler kısmına bitmiştir. Yeni doğanı tam manasıyla bitirdik artık dostlar. Ben de biraz yoruldum. Videoda çok uzun olmasın diye biraz hızlı anlatmak zorunda kaldım. Umarım anlaşılır olmuştur. Sıkıntı yoktur. Bir hatamız olduysa affola dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.